Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 15 Haziran'da başladığımız ve halkımızın büyük bir coşkuyla eşlik ettiği adalet yürüyüşümüzü 9 Temmuz'da İstanbul'un gördüğü en büyük mitinglerden biriyle taçlandırdık. Sayıları milyonları aşan vatandaşlarımızla el ele, omuz omuza, gönül gönüle ülkemiz ve geleceğimiz için hak, hukuk, adalet sloganıyla hukuk devleti talebimizi dile getirdik. Siyasi görüşü ve dünyaya bakışı birbirinden farklı. Milyonlarca yürek bir araya gelerek ülkemizdeki etkin demokrasi bilincini bütün dünyaya gösterdi. Adalet yürüyüşümüze ve adalet mitingimize katılan milyonlara teşekkür ediyor. Hukukun üstünlüğünü benimsemiş, demokratik, özgürlükçü, laik Türkiye Cumhuriyeti için mücadelemize halkımızdan aldığımız bu güçle daha büyük bir azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kez daha dile getiriyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, İstanbul sular altında. Altyapı sefaleti ve basiretsiz AKP belediyeciliği hayatımızı felç etti. Tüneller, metrolar, caddeler sularla doldu, insanlar boğulma tehlikesi geçirdi. İstanbullular olarak bu sefaleti ilk kez yaşamıyoruz. İstanbul gibi eşsiz güzelliğe sahip bir şehrin doğasını ve yeşilini katlederek şehrin iklim dengesini altüst eden, altyapısını düzgün planlayamayan ve her yağmurda İstanbul'un caddelerini, tünellerini adeta birer gölete çevirmeyi başaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eminim tüm dünya kentleri kıskanmıştır. İstanbul'u 23 yıldır, Türkiye'yi 15 yıldır yönetenler, hiç mazeret aramayın. İstanbul'u mukaddes bir emanet değil, rant kapısı olarak görerek sadece bugünkü İstanbullulara değil, İstanbul'da yaşayacak gelecek nesillerimize de en büyük kötülüğü yaptınız. Eserinizle övünebilirsiniz. Talimatla sözde istihdam seferberliği yürütenlere duyurulur. İşsiz sayımız 3.287.000. Genç işsizlik oranı %19.8, yani her 5 gencimizden biri işsiz. Kayıt dışı çalışma oranı %34 gibi korkunç bir seviyede, yani ülkemizde her 3 kişiden biri sigortasız çalışıyor. Referandumda evet çıksın diye piyasaya milyarlarca liralık kredi ve teşvik pompalayan AKP hükümeti ise günü kurtarma derdinde. Halbuki yatırımcı ve üretici demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu güven ortamı ve öngörülebilirlik arar, talimatla yatırım yapmaz. Yatırımcılar olağanüstü hal fırsatçılığı yapan hükümetin söylemlerine ve politikalarına artık inanmıyor ve güvenmiyor. AKP hükümeti eğer gerçekten yatırımları artırıp işsizliği azaltmak istiyorsa bir an evvel o hali kaldırıp sözde değil özde demokratikleşme için çalışmalı. Teşekkür ederim.